Selam dostlar, bugün bilgisayarımızın içerisinde bir bilgisayar daha oluşturmaya ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Bir bilgisayar daha oluşturacağız. Sizin böyle bir şeyin neden ihtiyacınız var? Teknolojiyi yakından takip etmek, işletim sistemlerini araştırmak için kullanabilirsiniz veya bir siber güvenlik uzmanı olabilirsiniz. Burada farklı teknolojileri test etmek, farklı işletim sistemlerinden ağa erişmek veya bunları kullanmanız gerekebilir. Bu nedenle sanal makineler sizin için mükemmel çözüm üretirler. Bir bilgisayar içerisinde birden fazla farklı bilgisayarlar ve birbirlerinden tamamen yalıtılmış bir ortamdalar. Sanal makineler tip olarak ikiye ayrılır. Bu 4 oldu. Tip 1 olan sanal makineler kendi üzerinde sanallaştırma işlemini yapacak olan hipervizör denilen yazılımı, yani sanal makine yazılımını donanım üzerine kurar. Bare metal, çıplak metal anlamına da geliyor. Yani direkt makine üzerine kurulan bir işletim sistemi gibi bu sanal makineyi düşünebilirsiniz. Bu nerelerde kullanılır? Veri merkezlerinde ve kurumsal sanal makine oluşturmanız gerektirdiğinde, sanal makineleri profesyonel olarak kullanmanız gerektiğinde, bunları çok hızlı, verimli bir şekilde kullanmanız gerektiği zaman bilgisayarımızın işletim sistemi olmadan direkt bilgisayarın üzerine kurulması daha sağlıklı olur. Tip 2 sanal makineler bir işletim sistemi olan bilgisayarın üzerine kurulur. Sanal makine işletim sistemiyle muhatap olacağı için daha fazla kaynak getir. İşletim sisteminin kendi kaynağı vardır ve üzerinde çalıştırdığı sanal makinenin altında oluşturulan makinelerle ilgili diğer kaynakları da tüketir. Böylece daha ağır çalışır, daha fazla kaynak tüketir ve daha az verimlidir. Fakat neden bunu tercih ederiz? Çünkü kişisel bilgisayarlarımızda işletim sistemlerimizi kullanırken günlük işlemlerimizi yaptığımızda bu işletim sistemindeki bazı kurulu programlardan vazgeçmek istemeyiz. Ama aynı zamanda da başka işletim sistemlerine ihtiyacımız olabilir. İşte tam burada bu sanal makineler devreye giriyor. Bizim bugün kullanacağımız sanal makine açık kaynak bir sanal makine ve bu tip 2 bir sanal makine. Şimdi gelin bunu nasıl kurulacağına geçelim. Burada büyütelim. Şuraya da gelelim. Google.com yazalım. Google arama çubuğuna VirtualBox'ı kullanacağız. VirtualBox diyoruz. VirtualBox dedikten sonra enter'a bastığımızda karşımıza çıkan bu siteye giriş yapıyoruz. VirtualBox.org sitesi. Bu siteye giriş yaptık. Soldaki download sekmesine tıklıyorum. Burada karşıma farklı varyasyonlar çıkıyor. Windows Host, Mac Host, Linux, Solaris gibi işletim sistemleri mevcut. Hangi işletim sistemi kullanıyorsanız onunla ilgili kısma tıklıyorsunuz. Ben Windows 11 kullanıyorum. O yüzden Windows Host'u seçiyorum. Windows'u seçtikten sonra nereye kaydetmem gerektiğini soruyor. Ben tabii ki bilgisayarımdaki en az kaynağı tükettiğim, en çok yerimin olduğu yere kaydediyorum. Buraya kaydet. Dosyam indiriliyor. İndirme işlemi sürene kadar bu arada kahvemizi içelim. Evet, bir kahvelik indirme işlemi bitti. Kahveyi bitirdikten sonra indirme işlemimize geri dön. Dosyayı, indirdiğimiz dosyayı çalıştırıyorum karşımıza. Böyle bir şey çıkıyor, değişiklik yapmasına izin veriyorum tabii ki. Evet dedikten sonra karşımıza kurulum sihirbazı çıktı. İleri diyerek ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada VirtualBox uygulamasının işte hangi kısımlarının kurulacağını gösteriyor ve nereye kurulacağını gösteriyor. Tabii ki ben buna yine bilgisayarımdaki en fazla boşluk olan kısmı seçiyorum. Burada siz direkt C'ye kurabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat ben kaynak yönetimini bu şekilde yapmak istiyorum. E içerisine VBox şeklinde bir klasör oluşturup okeyliyorum. Bu şekilde gözüküyor. İleri diyerek evet diyorum ve bir sonraki aşamada buna da evet diyorum. Yüklemek için hazır. O zaman yükle. Neden bekliyorsun diyorum ve program yüklenmeye başlıyor. Bu arada bir kahve daha. Kurulumdan sonra Oracle VirtualBox 7.0.12 uygulamasını başlat. Tabii ki neden olmasın. Şu pencereyi kapattım ve karşımda VirtualBox yöneticisi. Şu anda bu yöneticiyle baş başayız. Tabii ki bilgisayarınızın bazı özelliklerinin desteklenmesi veya açık olması gerekiyor. Bunlardan birisi de Virtualization özelliği, yani sanallaştırma özelliği. Bilgisayarımızın BIOS'unda sanallaştırma ile alakalı bazı ayarlar var. Bunlarla ilgili ayarları şöyle gösterebilirim. Şuradan bilgisayarımızı açtığımızda bilgisayarımızın BIOS'una girmek için gerekli olan tuş kombinasyonlarına basmanız gerekiyor. Bu bazı bilgisayarlarda Del tuşu, bazı bilgisayarlarda F12, bazılarında F10 gibi tuşlar olabiliyor. Bunu internetten arayarak kendi bilgisayarınızın BIOS'una girme tuşunu, BIOS ekranına geçiş tuşunu öğrenip bilgisayarınız açılırken bu tuşa sürekli basıp bu ekrana geçiş yapmanız gerek. Bu ekrana geçiş yaptıktan sonra göreceğiniz şey şu. Virtualization BIOS dediğimde karşıma tam da böyle görseller çıkacak. Bunlar yine farklı bilgisayarlarda farklı farklı ekranlar olacaktır. Şunu size göstereyim. Yani şurada bir eski model bilgisayarın BIOS ekranı var. Bu bilgisayarların genelde eski model bilgisayarlarda bu daha yaygındır ama günümüz bilgisayarlar biraz daha farklı bir arayüze sahip. Genelde BIOS'un gelişmiş seçeneğinin altında Virtualization teknoloji kısmında gözükür ya da Virtualization diye sadece tek kelime olarak da geçebilir. Bunu burada Disable gözüküyorsa bunu üzerine Enter'a basıp Enable'a çekip yine Enter'a basarak daha sonra bu ekranı şöyle kaydedip Enable'a getirerek örneğin burada kaydet ve çık neymiş F10. F10'a basarak kaydet çıkıyorsunuz. Bu ayarları BIOS'unuza kaydediyorsunuz. BIOS'ta bu kayıt olduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve sanallaştırılmış özelliğiyle açılıyor bilgisayarınız. Bu olmazsa bunu kullanamazsınız. Bu kurulduktan sonra bilgisayarımızı açtık ve geldik programımıza. Şimdi bilgisayarım içerisinde yeni bir bilgisayar oluşturmak istiyorum. Eğer hack ile ilgileniyorsanız veya siber güvenlikle ilgileniyorsanız, savunmayla ilgileniyorsanız, siber savunmayla kuracağınız işletim sistemlerden birisi Kali Linux. Kali Linux içerisinde birçok güvenlik yazılımı bulunduran açık kaynak bir işletim sistemidir ve birçok güvenlik uzmanı bu işletim sistemi
yöntemiyle çalışır veya araştırmalarını yapar, kendini geliştirebilir. Şimdi bunu bilgisayarımızda yeni bir bilgisayar oluşturmak için kullanacağım. Önce bu ekranda şu yeniye tıklıyorum. Yeniye tıkladığımda bilgisayarımdan bir isim istiyor. Ben de bu bilgisayara bir isim vereceğim. Ne diyelim? Mr. Robots. Bilgisayarımızın adı bu. Bilgisayarımızın kurulacağı bilgisayar klasörü, yani bu klasörün altında bu bilgisayar tanımlı olacak. Ben yine tabii ki C dizinini meşgul etmemek için yine farklı bir dizin seçiyorum. Buradan yeni diyerek bir klasör oluşturuyorum. En boş olan diskimde. Buna da B machine diyorum. Bu klasörü seçtim. ISO kalıbını seçeceğim. ISO kalıbı da benim işletim sistemim, yani kuracağım işletim sistemimizin kalıbı. Bunu nereden indiriyorum? Yine ISO kalıbını indirmek için Kali Linux şeklinde bir arama yaparak Kali Linux'ın sitesine gidiyoruz. Kali.org ve burada download sekmesini gördünüz. Buna tıklıyorum. Buradan installer images diye seçeneğimiz var. Buna tıklıyorum ve bunun altında buradaki şu installer yazan 64 bitlik işletim sistemini şuna tıklayarak indiriyorum. 3.9 GB'mış. Buna tıkladığımda yine kaydedilecek yeri seçiyor. Kali Linux-2003.4 şeklinde. Bunu da yine buraya kaydediyor. Buraya kaydettikten sonra bu dosyamı indirdim. Bu dosyayı indirdikten sonra bu dosyamı gelip buradan az önceki ekranımdan, şuradan ISO kalıbı ekranından buradan seçerek nereye koymuştum? Yine şuraya koymuştum. Evet, burada indirilenlerin arasında olması lazım. Ben şuraya indirmiştim. Evet. Buradan Kali Linux ISO dosyasını seçerek burayı aktif hale getiriyorum. Ve ilerleyerek bir sonraki aşamaya geçiyorum. Burada sanal bilgisayarım oluşturacağım. Diğer bilgisayarım için kendi bilgisayarımdan bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Bu da tabii ki bazı şeylerimi paylaşacağım demektir. Eğer donanımınız yeterli değilse, örneğin 4 GB RAM'iniz 4 GB'dan daha azsa tabii ki sistem bazı sorunlar çıkaracaktır, sıkıntılar yaşatacaktır. Bunun için 16 GB RAM'iniz veya 8 GB RAM'iniz varsa rahat bir şekilde kurabilirsiniz, ama 16 GB'ınız varsa ve 16 üzeri ise çok daha rahat çalışırsınız. Bu bilgisayardan kaynak kullandığı için kesinlikle RAM'inizden, işlemcinizden ve hard diskinizin bazı alanlarından, bazı kısımlarından harcayacaktır. Ama burada önemli olan bu kullanılırken onun harcanması. Çünkü kullanılmadığı zaman tabii ki RAM'inizi işgal etmeyecektir. Çalıştırılmadığı zaman RAM'inizden yemeyecektir. Bu nedenle çalışırken RAM'inizin ihtiyacı olan kısmı karşılaması yeterli. Daha sonra kapattığınızda RAM'inizdeki bu bölge serbest kalacaktır. Buradan donanımla ilgili ayarları yapıyoruz. Örneğin ben buraya 4 GB'lık bir RAM ayırıyorum ve işlemci sayısını da 4'e çıkarıyorum bu işletim sistemi için ve ilerliyorum. Buradaki FE'yi etkinleştirmiyorum. İleri dedim. Şimdi sanal bir disk oluştur dedi. 25 GB tam. Şimdi bu 25 GB'ı da benim işletim sistemim için makineye direkt 25 GB'lık bir hard disk olarak bağlayacak. Bunu tam boyutu önceden ayır dersem 25 GB'ı tamamen bloke eder. Ama ben bunu bu şekilde seçmediğim zaman bunu 25 GB'ı kullanmaz. Sadece kullanmaya ihtiyacı olduğu zaman 25 GB'ı doldurmaya başlar. Bu gerçekte 25 GB kullanılmamış olur. Ama tam boyutu ayırırsam ne olursa olsun sizin hard diskinizden 25 GB'ı bir kenara ayırır ve onu size kullandırtmaz. Örneğin 500 GB'lık bir alanınız var. 475'lik kısmı sadece size kalır. Sanal makine çalışsın veya çalışmasın, bu 25 GB'lık kısım orada ayrılı kalır. O nedenle bunu ayırmamanızda fayda var. Bu şekilde dinamik olarak kullanılıyor. Şu anda ben bunu 25 GB olarak seçtim. 25 GB olarak kalabilir. Bunu işletim sisteminde ne yapacağınıza bağlı olarak kendiniz değiştirebilirsiniz. İşletim sisteminin boyutu 3.6 GB, 3.9 GB'de zaten. Kurulduğunu düşünürsek bir 4-5 GB tutacak. Geri kalan kısım da benim için yeterli. Var olan sanal bir sabit dosyasını kullanan sanal bir sabit disk ekleme geçtim buralara. Diski oluşturdum. Evet, diskimi de seçtikten sonra burada özet kısmını görüyoruz. Oluşturulacak bütün ayarlar özet olarak size sunuluyor. Ve bu ayar bittikten sonra bitiretleyerek kurulumuma başlıyorum. Evet, Mr. Robot isimli bilgisayarımız açılıyor. Başlata tıkladım. Bunu tam ekrana çektim ve sanal makine çalıştırılmaya başladı. Ve bilgisayarım gördüğünüz gibi burada açılıyor. Kali Linux ekranına geldik. Şimdi bu ekrana geçiş yapabilmek için, şu anda bilgisayarımın ekranının ön izlemesini görüyorsunuz. Bu ekrana geçiş yapabilmek için bunun üzerine gelip şurayı ayarlayalım. Şöyle göstere tıklayarak buradaki sanal bilgisayarımızın içerisine giriş yapabiliyoruz. Ve bu şekilde onu kontrol edebiliriz. Tabii şu anda biz açılış ekranındaki o seçenekleri düzgün bir şekilde seçmediğimiz için ilk baştaki seçenek çalıştırıldı muhtemelen. Bu nedir ya? Kardeş, susar mısın? Türkiye Türkçesi olduğunu belirtiyorum. Bu arada bu işletim sisteminin kurulumu, ya bunun hepsini okuyacak mısın sen ya? Kurulumumuz bu şekilde gerçekleşiyor. Şu anda tıpkı bilgisayarımıza nasıl CD takıp veya flash bellek takıp format atıyorsak aynen bu şekilde Kali Linux işletim sistemini kurulumunu yapıyoruz. Ya bu neymiş? Sistem artık kuruluyor ve bunu bekleyeceğiz. Bunun için bir kahve içelim.
Tamam, için enter'a bastım ve bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Evet, şu anda bilgisayarım yeniden başlıyor. Gördüğünüz gibi Kali Linux'a giriş yapıyorum ve Kali Linux'ım açılıyor. Artık içerideyiz. Ve görüldüğü üzere işletim sistemimiz dosyaları bu şekilde görünüyor. Size grafiksel bir arayüz göstermedim çünkü grafiksel arayüzünü kuramadım ama kurulum yaparsak onu da gösterecektir. Makinenin durumunu kaydederek makineyi şöyle kapatıyorum ve gördüğünüz gibi makineyi kapattım ve makineyi VirtualBox diyerek tekrar Oracle VirtualBox diyerek tekrar açtığımda makinenin durumu o anki haliyle kaydedilmiş şekilde burada gözüküyor. Eğer makinemin üzerinde ayarlar yapacaksam makinemin donanımı ile alakalı ayarlar yapacağım zaman buradan bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Örneğin depolama alanına yeni bir depolama alanı ekleyeceksem veya örneğin yeni bir ağ kartı bağdaştırıcısı takacaksam bunlarla alakalı ayarlamaları buradan gerçekleştirebiliyorum. Bunlarla ilgili detaylı eğitimi eğer istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar çok beğeni olursa, ne kadar çok rağbet olursa onunla alakalı içeriğin gelme ihtimali daha yüksektir. Ve burada yanlış bir şeyler yanlış gitti. Örneğin az önce işletim sistemini kurarken grafik arayüzüyle alakalı bazı sorunlar yaşadık. Bununla ilgili problemleri gidermek için bu makineyi sağ tıklayıp kaldır diyerek tüm dosyalarda silerek tamamen uçuruyoruz. Ve artık böyle bir bilgisayar hiç olmadı. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay ve yeni bir bilgisayar eklemek için örneğin Ubuntu diyelim. Buna da kalıbımızı daha önce indirmiş olduğum Ubuntu'yu şuradan seçerek yükleyebilirim. Bunu yine E klasörüne E dizinde kurmasını istiyorum. Kullanıcı adım Neon T şeklinde, şifrem 1256456 şeklinde girdim. Ana makine adı Ubuntu, yalan adı myvirtualbox.org demiş. Tamam diyorum ve ileriye basıyorum. Yine burada sistem kaynaklarını soruyor. Bu sefer biraz daha fazla bir kaynak ayıralım. 6 GB ve 2 işlemci. 4 işlem ayıralım. FI'yi de etkinleştirelim. Devam diyorum. Şimdi sanal bir disk oluştu. 25 GB. Tamam diyorum. Ubuntu ise bilgisayarımı da kurmaya başlıyorum. Buradan Ubuntu'nun ISO dosyasına yükleyeceğim sanal CD-ROM'u seçmemi istedi. Bunu seçerek devam dedim. Karşıma gördüğünüz gibi kurulum ekranı geldi. Try or install diyorum. Yani burada hem deniyorum çünkü önce bir ekrana çıkmasını istiyorum. Kurmadan hemen ekranda görmek istiyorum. Ubuntu'nun ekrana açılışını buradan birlikte göreceğiz. Evet, bilgisayarım açılış moduna geçti. Bu arada görünümle alakalı şuradan ölçek dik ve yine geçiş yapıyorum. Şuradan bildirimleri kapatın. Bilgisayarım tamamen sanal bilgisayar olarak görüntülüyorum. Evet, Ubuntu ekranım açıldı. Şu anda bu hard disk'e kurulmadı. Sadece şöyle göstereyim. İşletim sistemini buradan belirli modda, kısıtlı modda kullanabiliyorsunuz. Örneğin buradan işte şu anda masa üstündesiniz. Saate tıklayabiliyorsunuz veya işte buradaki ağ bağlantılarını görebiliyorsunuz. Ve bu işletim sistemi kurulmadan önce Linux'ın RAM disk üzerinden RAM üzerine aktararak çalıştırdığı bir deneme kısmı. Ubuntu'yu dene diyerek de bunu tam deneyimlemek için bazı programları yükleyerek bize denettirebiliyor. Yine flash üzerinden çalışıyor veya bizim buna tanıttığımız ISO üzerinden çalışıyor. Ben Ubuntu'yu az önce kurduğum işletim sistemini kurulum işlemlerini yapmak için şu anda Ubuntu'yu direkt çalıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi Ubuntu çalıştı. Sol tarafta programlarım var. Örneğin buradaki hesap makinesini açtım. İşte burada hesap makinesini kullanabiliyorum. Yani tabii böyle saçma bir işlem yaparsanız kullanamazsınız. Örneğin şöyle bir işlem yaptım. Veya bir bakalım internete bağlı mı? Ağ bağlantıları yerinde mi? Bir web tarayıcısı açtım. Bir web tarayıcısı açarak Google'a girdim. Evet, giriyoruz şu anda. Google'dayız. Daha arama yapalım. 24 balık burcu yorumuna girelim. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki girdiğimiz içerikler bu sanal bilgisayarımızın içerisine kaydediliyor. Ve bu bilgisayar yalıtılmış durumda. Bizim bilgisayarımızla hiçbir alakası yok. Burada yaptığınız işlemlerin hiçbiri bizim bilgisayarımızda kayıtlı olmuyor. Kendi içerisinde kayıtlı oluyor. Burada bir Ubuntu çalışıyoruz. Burada ise bir Windows makine üzerinde çalışıyoruz. Ubuntu üzerinde LibreOffice çalışarak LibreOffice üzerinde yazılar yazıp çalışmalarımızı kaydedebiliriz. Veya buradan internetten bilgisayarımıza bir virüs bulaştırabiliriz. O sırada virüs bulaştığında sadece bu bilgisayar etkilenir ve sizin dosyalarınız kendi bilgisayarınızda güvende kalabilir. Gördüğü gibi buradaki de LibreOffice'i kapatıyorum. Maillerinize bakabilirsiniz. Diğer uygulamalar arasında gezinti yapabilirsiniz. Tabii ki daha fazla uygulama yüklemek istiyorsanız bunu bilgisayarınıza kurulum yapmanız gerekiyor. Bunu da buradan şuna tıklayarak kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu tabii ki başka bir videomuzun konusu. Bugün sanal makine nasıl kurulur? VirtualBox nasıl kurulur? Bunu gördük. Inception filmi gerçek olmayabilir ama makineler için sanal makine kurmak gerçektir. İç içe dünyalar, iç içe sanal makineler kurulabilir. Bunun içerisinde başka bir sanal makine daha kurabiliriz. Tabii ki bu kurduğumuz sanal makinenin kendi kaynaklarının da yüksek olması gerekiyor ki içine kurulan makine bu kaynaklardan kendine göre bir kısmını kullanabilsin. Bu da farklı bir yalıtım sağlar. Sanal makine içerisinde sanal makine kullanmak ve
Inception gibi. Ve ben bunu buraya gelmişken, örneğin bu aramayı yapmışken bilgisayarımdan dönüş yapayım şu şekilde. Virtual Machine açtığımda şu anki makinenin durumunu şuradan ayarlayabiliyorum. Veya makineyi şöyle şuradan kapatacağım bu makineyi örneğin. Bu makineyi kapatmak için pencereyi kapatmaya tıkladığımda zaten karşıma seçenekler çıkaracak. Makinenin durumunu kaydet. Şu anki durumunu olduğu gibi bu şekilde dondurarak kaydedip bilgisayarı kapatmadan anlık olarak kayıt altına alıp kapatmış gibi davranmasını sağlayabiliriz ve kaldığımız yerden Windows işletim sistemini tekrar sıfırdan başlatmadan devam edebiliriz. Örneğin şu anda kaydedildi. Örneğin bilgisayarımı kapattım. Aradan bir iki gün geçti. Geri geldim ve tekrar VirtualBox'ı çalıştırdım. VirtualBox'ı çalıştırdıktan sonra yine bu işletim sistemini başlat diyerek gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam etme şansına ulaştı. Şu anda kaldığım yerden yeniden başlatıyor Ubuntu. Evet, mükemmel. Bu sanal makinelerden birden fazla kurarak buraya istediğiniz kadar sanal makinelerle doldurabilirsiniz. Bir yerde Windows kullanırken, bir yerde macOS, bir yerde Linux, bir yerde başka bir işletim sistemi kullanabilirsiniz. Bunu mutlaka denemelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu oynatabilir miyim? Bakalım. Bence oynatır. Sanal makineyi komple kapat gitsin.